Merhaba selamlar videoma. Hoş geldiniz. Bugünkü videomda orta segmentin en efsane cihazlarından bir tanesi olan Redmi Note 13 Pro Plus 5G'yi detaylı bir şekilde inceliyoruz. öncelikle bu ve bunun gibi güzel cihazları bize sağladığı için Cep City'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hem bu cihazı satın almak için hem de farklı modeller satın almak için kendisine ulaşabilirsiniz. Instagram adresini açıklamalara ve yorumlar bölümüne ekleyeceğim. Ve en önemlisi destek olmak amaçlı kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler elimizdeki Note 13 Pro Plus yurt dışı. Bu cihazın yurt içi versiyonu satın almak istediğimiz zaman karşımıza 22.000 ila 23.000 lira banda bir fiyat çıkabiliyor. Ancak elimizdeki cihaz yurt dışı olduğu için 14.500 lira bandında bu cihazı satın alabiliyorsunuz. Hemen cihazın tasarımıyla başlayalım. Arka tarafında toplam 3 adet kameramız bulunuyor. 3 adet kameranın bir tanesi ufak bir şekilde konumlandırılmış. Hatta şöyle yakından görebilirsek. Diğer iki kameramız da altlı üstü şekilde yapılmış. Sağ üst tarafta güzel bir flashımız. Altında da 200 megapiksel yazımız ve aynı zamanda Cihazın ana kamerası optik imaj sabitleme özelliğini desteklediği için OIS yazısı da bulunuyor. Altında da Redmi F1.65 AI kamera yazıyor. Yani F1.65 diyafram açıklığına sahip bir kameramız var ve yapay zeka destekli. Güzel bir detay olmuş. Görüntüsü bence güzel. Elimizdeki cihaz siyah rengi. Alt kısmı gri yapmışlar. Kameraların bulunduğu bölümü de komple piano black parlak siyah yapmışlar ve gerçekten çok güzel bir arka tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. 8.9 mm bir kalınlığı bulunuyor. Ancak burada hissedilen değer kesinlikle 8.9 değil. Nedenini de söyleyeyim size. Bu 8.9 değeri aslında cihazın en kalın noktasından alınan değer. Bu cihaz kavisi bir ekrana ve kavisi bir arka cama sahip olduğu için elinize alıp kullanmak istediğiniz zaman çok ince bir telefon kullanıyormuş hissiyatını sizlere yaşatabiliyor. Bunun da sebebi dediğim gibi kavisli ekran ve kavisli arka cam tutuş konusunda bayağı bir başarılı hissettiriyor. 204 gramlık bir ağırlıkla karşımıza çıkıyor. Aslında 204 gram ağırlık kulağa biraz fazla geliyor olabilir çünkü günümüzdeki birçok amiral gemisi bu ağırlık seviyelerinde geliyor. Bu cihaz plastik kasaya sahip olan orta segment bir cihaz olmasına rağmen ağırlık kağıt üzerinde biraz fazla. İş kullanmaya geldiği zaman ben 15 Pro kullanıcısı olarak söylüyorum. Herhangi bir şekilde eli yoracak seviyede bir ağırlık hissiyatı bulunmuyor. Hani büyüklüğüne oranla bu ağırlık seviyesi gayet güzel. Elime alıp kullandığımda hatta daha ağır bekliyordum ilk elime aldığımda. Yine internetteki verilere göre arka kapağımız tamamıyla cam olarak geliyor. Yani burada plastik bir arka kapak kesinlikle bulunmuyor. Ancak iş kasaya geldiği zaman tabii ki de Redmi bir cihaz olduğu için yani Xiaomi markasının alt markası olduğu için ve bazı özelliklerden kısılması gerektiği için plastik bir kasayla karşımıza çıkıyor. Metalik bir görünüm vermişler ancak zaten dokunduğunuz zaman da baktığınız zaman da bariz bir şekilde bu kasanın plastik olduğunu anlayabiliyorsunuz ondan yana herhangi bir şekilde metale veya alüminyuma benzer bir görüntüsü bence bulunmuyor. Sağ tarafta hepimizin alışık olduğu üzere ses açma, kapama tuşu ve güç tuşu bulunuyor. Sol tarafta herhangi bir tuş yok. Alt tarafa baktığımız zaman hoparlörümüz, USB Type-C şarj girişimiz, mikrofonumuz ve SIM kart tepsimiz bulunuyor. Üst tarafa geldiğimiz zaman da stereo ses sistemine sahip olduğu için yani çift hoparlör bulunduğu için ikinci hoparlörümüz de üst tarafta yer alıyor. Bunların harici olarak kızılötesi sensörü ve gürültü engelleme mikrofonları da Yine burada yer alıyor. Ekrana gelebiliriz. Cihazda 6.67 inç boyuta sahip AMOLED bir ekran bulunuyor. 1220x2712 Full HD+ Plus çözünürlükte ve 446 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Günümüz koşullarını karşılamak üzere tabii ki de 120 Hz bir tazeleme hızıyla beraber geliyor. Ona da hep beraber bakalım. Bu arada adaptif bir yenileme hızı bulunuyor. Yani sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre 10 Hz'e de düşüyor, 120 Hz'e de yükseliyor veya 50 Hz'e de ortalıyor. Siz bunu varsayılan olarak seçtiğinizde adaptif olarak kullanıyor zaten burada da yine yazıyor. Özel olarak seçtiğinizde de yenileme hızını ister 60 ister de 120 olarak değiştirebiliyorsunuz. Ancak bunu tavsiye etmiyorum. Özel olarak yenileme hızını 120 yaptığınız zaman gerektiği yerlerde düşürmeyeceği için pil tüketimine olumsuz etkiler sunacaktır. Mutlaka bunu varsayılanla kullanmanız gerekiyor. HDR, HDR10, HDR10 teknolojinin tamamını destekliyor. 1800 nite kadar maksimum parlaklığını yükseltebiliyorsunuz. En önemlisi 5 milyona bir kontrast oranı ve 12 bit renk derinliğiyle beraber geliyor. Toplamda ekranın gösterebildiği renk sayısı ise 68 milyar. Orta segment bir cihaza göre bana sorarsanız ekran özellikleri çok fazla iddialı. Kullanırken de bunu zaten fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. Parlaklık seviyesi de yine orta segmente göre 1800 nit gayet yeterli. Tabii ki bu parlaklık değerine erişmek istiyorsanız mutlaka otomatik parlaklığı açmanız gerekiyor. Yani siz buradan parlaklığı en full'e çektiğiniz zaman 1800 ünite gelmiyor. Ekstradan bir de güneş ışığı modu bulunuyor. Bunu açtığınızda ekran parlaklığını arttırıyor. Redmi ilk defa Note 13 Pro Plus modelinde kavisli bir ekran kullandı. Siz de zaten şu anda yanlardan görüyorsunuz. Çok güzel, çok fazla abartı bir kavis yok. Mesela Samsung serisinde olduğu kadar abartılı bir kavis olmadığı için ekran koruyucu noktasında ben sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Zaten cihaz kutudan çıktığı zaman ekran koruyucu üzerine uygulanmış bir şekilde geliyor. Ve ekran koruyucusu ben çok sevdim. Yani köşeleri falan kapatması, tam oturması falan işte orijinal olunca böyle oluyor. Çok güzel bir ekran koruyucusu uygulamışlar. Bunun da Samsung ve Apple'a ders olması gerekiyor. İsteseler ekran koruyucuyu koymazlar. Bunu aksesuar olarak haricen satabilirler. Ancak yine de Adamlar kullanıcıya önem verdiği için kalkıp yine de fabrikasyon olarak ekran koruyucusu uygulanmış bir şekilde cihazı sizlere gönderiyor. Bu arada ekran dayanıklılık türümüzde Corning Gorilla Glass Victus. Normalde Redmi serisinde böyle iyi bir teknolojiye alışık değiliz. Ancak Redmi kendi bu noktada zaten özellikle geliştirmiş. Hani ekran kalitesi olsun, ekran dayanıklılık türü olsun ve birçok noktada güzel özellikler getirdiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Tüm Redmi serisi cihazlardan alışık olduğumuz üzere cihazda 5000 mAh kapasiteye sahip bir batarya bulunuyor. Bu bataryayı 120 Watt şekilde hızlı şarj edebiliyorsunuz. 19 dakikada sıfırdan yüze şarj olabiliyor. Cihazda herhangi bir kablosuz şarj desteği tabii ki de bulunmuyor. Orta segmentte veya Redmi bir cihazda bunu görmeye tabii ki de alışık değiliz olmasını zaten beklemiyorduk. Şarjınızı %0'dan %100'e 19 dakikada dolduruyor. %50 olsa %40 olsa aniden dışarı çıkmanız gerekse bir taksanız zaten direkt 100 olur. 10 dakikada hazırlanana kadar telefonun şarjı fullenir. E zaten 5000 mAh kapasite sahip bir bataryası var her türlü gününüzü yoğun kullanımda bile çıkarabilecek bir bataryamız bulunuyor. Bunları da belirtmeden geçmeyelim. Şimdi özellikle kamera noktasına gelmek istiyorum. Şimdi kamera hakkında ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar kamera lenslerinin bu kadar büyük olduğunu aldanmayın. Çinli üreticiler orta veya geri segmentte ürettiği cihazlarda kamera lenslerini büyük göstererek hani cihazı biraz da ön plana atmaya çalışıyorlar. Kamerasının iyi olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar. Tabii ki de ben bu cihazın kamerasını kötü demiyorum. Sadece demek istediğim şey şu. Zaten görmüş olduğunuz bu kameranın içindeki lens bu kadar. Bunun tamamıyla çerçevesindeki siyahlıklar etraf falan tamamıyla gösteriş amaçlı. Buradakinden daha büyük bir şekilde konumlandırılmış. Bunun bile neredeyse yarısı boş. Bu sadece görsellik. Yani biz bu arka kapağı söküp bu lensleri söksek kameraların boyutu bundan bile daha küçüktür. Onu belirteyim. Bunlar büyük diye kameraların kendi lensi de büyük olduğu anlamına gelmiyor. Cihazın kamera arayüzü çok güzel. Özellikle Redmi cihazlarda son zamanlarda bu arayüz değişikliğine gidildi. Çok güzel bir görüntü sunuyor ve performans olarak da eski sürümü oranla çok daha performanslı çalışıyor. En soldan başlayalım. En sol tarafta belgeler modu bulunuyor. Bu belgeler modunu da size şöyle göstereyim. Bir tane fotoğraf çekelim şöyle. Belgeler modunun tek işlevi arkadaşlar bu. Çektiğiniz nesneyi kırpıyor o şekilde fotoğrafını çekiyor. Bu arada belgeler modunda bütün kameraları kullanabiliyorsunuz. Diğer bir tarafta 200 megapiksel modumuz bulunuyor. Moda girdiğimiz anda zaten bize uyarı veriyor. Ortamın iyi aydınlık olduğundan emin olun diyor. 200 megapikselin çalışması için yüksek ışıklı bir ortama ihtiyaç duyuyor bu bütün telefonlarda bu şekilde. herhangi bir fotoğraf çektik. Hemen bir değerlerine bakalım. Şuradan ayrıntılar diyoruz. Ortalama 30 ila 35 MB arasında bir boyutla çekiyor. 12.240'a 16.320 piksel genişliğinde. Şimdi fotoğrafı ufaktan inceleyelim. Evet netlemeye başladı. Görüyorsunuz 200 megapikselin arkadaşlar avantajı işte burada karşınıza çıkıyor. Ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın çok yüksek çözünürlükte olduğu için kaliteyi bozmuyor. Hatta şöyle bir tekrar göstereyim. Uzaklaşalım bir de. Yakınlaştıkça kalitesi bozulmuyor. 200 megapiksel gerçekten çok ciddi bir değer. Mesela şu görüntü kalitesine bakın. Uzaklaşayım. Normal şartlarda 12 veya 48 veya 50 çekseniz tabii ki de bu kadar yüksek kalitede gözükmez. Mesela şuradaki yazılar bile rahatlıkla okunabilecek seviyede. Hepsini rahatça okuyabiliyorsunuz. 200 megapiksel gayet güzel çalışıyor. Ve aynı zamanda iki zoom yaptıktan sonra da 200 megapikseli kullanabiliyoruz. Hatta şöyle bir tane daha göstereyim çekeyim. Yapay zekanın işlemesini bekliyoruz. İşleme bitti. Ancak bu noktada özellikle bir eleştirim olacak arkadaşlar. 200 megapiksel fotoğraf çektikten sonra galeriye girip fotoğrafa yaklaştığınızda çok geç netlemeye başlıyor. Mesela şu an daha gelmedi. Heh, yeni geldi. Her bir köşe belli bir süresi bekletiyor. Mesela bakın şöyle zoomladım. Bekliyorum. Yeni netleşti. Bu işlem biraz yavaş çalışıyor. Video kısmına geldiğimiz zaman tabii ki de karşımıza 4K 30 fps çıkıyor. Herhangi bir şekilde 4K 60 fps çekemiyoruz. 60 FPS çekmek istediğimiz zaman 1080p düşmemiz gerekiyor. 4K çekeceğim diyorsanız da 24 veya 30 kare çekmeniz gerekiyor. 60'ı kesinlikle desteklemiyor. Benim tavsiyem kesinlikle zaten 1080p 60 çekmeniz. Çözünürlükten biraz feragat edip akışkanlığa biraz önem vermek bence daha önemli. Burada karşımıza 3 tane seçenek çıkıyor. 3 tane kamera seçeneği çıkıyor. Geniş açı, ana kamera ve 2x zoom olarak yanında da filtre bölümü bulunuyor. Buradan güzelleştirme efektleri veya filtre ekleyebiliyorsunuz. Hemen çıkalım tekrardan ana kamera bölümüne gelip yorumlarımıza başlayalım. Şu anda görüyorsunuz ana kameradayız ve 4K 30 FPS kayıt seçeneği bulunuyor. Geniş açıya geçtiğimiz zaman bu seçenek gidiyor. Çünkü geniş açı kameramız sadece 1080p 30 fps video kaydı yapabiliyor. 60 bile yapamıyor. Ben burada Redmi'den özellikle bir atılım bekliyordum. Yani en azından 1080p 60 fps kayıt yapmasını ben bekliyordum. Burada beni biraz üzdüğünü söyleyebilirim. İlla ben 4K 30 FPS veya 1080p 60 FPS çekim yapacağım diyorsanız ana kameraya geçmeniz gerekiyor. Zaten geniş açı kamerasının performansını da ben çok beğendiğimi söyleyemem. 2x zoom yaptığımız zaman da Yine 4K 30 FPS çekim yapabiliyoruz. Fotoğraf kısmına gelelim. Üst taraftan alta doğru kaydırdığımız zaman da buradan yine ayrıyetten çözünürlük ayarını veya FPS ayarını yapabiliyorsunuz. Makro kamerasına geçebiliyorsunuz veya sabit video özelliğini kullanabiliyorsunuz. Sabit video açtığınız zaman da 1080p 30 FPS kayıt yapıyor. Fotoğraf kısmına geldiğimiz zaman hashtag açıp kapatabiliyoruz. Google Lens flash tuşu bulunuyor. Üst tarafa baktığımız zaman da buradan filigran ekleyebiliyoruz. Yine makro kamerasına geçebiliyoruz. Onu da hemen göstereyim. Makro kamerası bana çok bir performansı gelmedi. Hatta şunu da söyleyebilirim. Redmi serisi cihazlarda makro kamera kamerası en kötü telefon Redmi Note 13 Pro Plus olabilir. Makro kamerası özellikle önceki Redmi serisi cihazlara göre çok kötü. Önemli olan böyle objektif yorumlar yapabilmek sabah kadar övmenin bir anlamı yok. Kameranın arayüz menüsünde 4x'e kadar zoom yapabiliyorsunuz. Daha fazla yapmak istediğiniz zaman şöyle sürüklediğinizde 10x'e kadar zoom yaptırıyor size. Bu arada kamera arayüzündeki zoom yapma meselesi falan gayet stabil çalışıyor. Mesela ana kameraya geç işte 4x yap falan hızlı çalışıyor. Sadece geniş açıda bir tık sizi bekletiyor. Geniş açıyla ana kamera arasındaki geçişler bir tık böyle ufak da olsa bekletiyor. Onun haricinde bekletme yok. Portre modumuz bulunuyor. Portre modunda diyafram açıklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ön kamerada da portre olsun, gece modu olsun bunların tamamını kullanabiliyorsunuz. Daha fazlaya geldiğimiz zaman üst tarafta bu simgeleri değiştirebileceğimiz bir ikon bulunuyor. Bu şekilde daha güzel. Pro modu, panorama modu, kısa film, ağır çekim vesaire tamamı burada bulunuyor ve aynı zamanda düzenleyebiliyorsunuz. Mesela uzun pozlamayı alıp buraya atabiliyorsunuz. Tamamıyla size kalmış. Görüntü dengeleme modu olsun, otomatik çerçeve oranı olsun. Bunlar tamam yine burada yer alıyor. Siz zaten ekranda görebiliyorsunuz. Yakın zamanda detaylı bir kamera testi videosu yayınlayacağım için şu anda bu videoda abartılı bir şekilde kameraya değinmiyorum. Yani fotoğraf örnekleri olsun, video örnekleri olsun koymuyorum. Kamera testi videosunda hep beraber detaylı bir şekilde bakalım. Sadece odamızı kameraya verebilelim. Şu anda Videoyu uzatmak istemediğim için yavaştan kamerayı bitirelim. Cihazda işlemci olarak Mediatek Dimensity 7200 işlemcisi kullanıyor. 2.8 GHz frekansına sahip 8 çekirdekli bir işlemci. 2 çekirdeğimiz 2.8 GHz'da, 6 çekirdeğimiz de 2 GHz'da çalışıyor. Versiyon 10 Antutu puanımız 733.800. Geekbench 6 tekli çekirdekte 1135 puan, çoklu çekirdekte 2705 puan almış ortalama bir işlemciye sahip olduğundan bahsedebiliriz ve en önemli detay cihaz 12 GB LPDDR5 RAM'lere sahip. Yani 12 GB gerçekten orta segment bir cihaz için çok üst seviye bir RAM miktarı. Ayrıyetten bana yetmez diyorsanız gelip ek ayarlardan bellek uzantısı kısmından Harici olarak 8 GB'a kadar sanal RAM ekleyebiliyorsunuz. Yani toplamda 20'ye kadar yükseltebildiğinizi düşünün. Tabii ki de suya ve toza dayanıklı bir cihaz. Stereo operörümüz de bulunuyor. Onu da video başında söylemiştim. Arkadaşlar bu cihazın ben fiyatını 14.500 liradan değerlendiriyorum. Gidip bir Türkiye cihazı almak istediğiniz zaman yani Türkiye garantili bir cihaz almak istediğiniz zaman 14.000-15.000 lira bandında asla bu seviyede bir cihaz alamazsınız. Özellikle beni arayüz kullanımı memnun etti. Şöyle arayüzde gezinirken sunduğu hissiyat falan Redmi gibi değil de direkt Xiaomi'nin kendi bir amiral gemisi gibi hissettiriyor. Burada Redmi ile eleştirmek istediğim bir nokta bulunuyor. Mesela bildirim panelini açıyorum. Direkt müzikten bildirim gelmiş. Saçma sapan bildirimler kapatamıyorsunuz. İlla açacaksınız. Bilmem bir özel devre dışı bırakacaksınız falan. Uğraştırıyor. Veya ben burada uygulama çekmecesi menüsüne geliyorum. Promosyon kısmında saçma sapan oyunlar öneriyor. Popüler videolar öneriyor. İstemediğim haberler öneriyor. Sürekli bunları silmek zorundasınız. Kapatmak zorundasınız. Basılı tutacaksınız. Yok bilmem ne yapacaksınız. Sileceksiniz. Bunlar hoş şeyler değil. Bence Xiaomi'nin bir an önce bu reklam politikasına vazgeçmesi gerekiyor. Her uygulamasından ayrı saçma bir bildirim geliyor. Dostlar video bu şekildeydi. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Zaten bu cihazla ilgili daha 4-5 tane daha video gelecek. Onları da yine kanalda zamanla izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.